İyi ki şemsiye alıp salak durumuna düşmedim. Yalnız önce ben durdurdum. Vallahi benim için sakıncası yok. Benim için var. İner misiniz lütfen? Rahatsız olan sen olduğuna göre istersen inebilirsin. Ne münasebet? Önce ben durdurduğuma göre inmesi gereken sizsiniz. Değil mi taksici bey? Vallahi şimdi dediğim, yani ikinizi aynı anda gördüm. Bu havada taksi bulmak da zor. Bence aranızda halledin. Şimdi nereye gidiyoruz? Nişantaşı. Yağmurla karşı karşıyayız. Ani, şaşırtıcı, beklenmedik. Tıpkı aşk gibi. Evet, anlayacağınız üzere bugünkü konumuz aşk. Sizce aşk diye bir şey var mı? Geçen gün bir yazı okudum. Aşk sandığınız şeyi hissetmemizi sağlayan, vücudumuzda seviyesi yükselen hormonlardır. Olabilir mi? Hep benim dediğimi diyor bu. Hadi ya, biz de aşığız diye ölüp bitiyoruz yani. Geç abicim, boşuna boşuna. Abi sen bu aşk meşk işlerini çözmüş gibisin. Ben mesela bu yaşıma geldim. Kadınlar nasıl mutlu olur? Hala anlayamadım. Onu kim anlamış ki zaten? İstediklerini yaptığın sürece bizden iyisi yok. Anca bizi kullansınlar. Hesabı öde, faturaları öde. Hediye al, çiçek al, onu taşı, bunu tamir et. Oo. Ama bence sen de çözmüşsün bir şeyleri. Öyle boş değilsin yani. Hadi ya. Kim kimi kullanıyor acaba? Ayağınızdan çıkardığınız çorabı kirli sepetine atmaktan, klozetin kapağını kapatmaktan acizsiniz be. Siz çalışıyorsunuz da biz çalışmıyoruz sanki. Bir de üstüne evde temizlik, yemek, çamaşır, bulaşık. Bir de çocuk varsa o. Hamilelikten ve doğumdan bahsetmiyorum bile. Parmağınız ucu kesilse bir yaklarsınız. Kadınlar yerine erkekler doğursaydı insan nesli tükenirdi. Evli misin? Hayır. Bekar kalmana şaşmamak gerek. Anlamadım. Tahmin edeyim, bence sen yakın zaman önce sevgilinden ayrıldın. Çünkü seninle evlenmedi. Hatta seni aldatmış olması falan çok muhtemel. Yanılıyor muyum? Bu sinirinde o yüzden bence. Yanılmıyorum değil mi? Sana tavsiyem böyle yalnızlığını gidermek için kedi falan al. Sinirlerine iyi gelir, yatıştırır yani. Yalnız falan değilim ben. Tabii tabii. Geldim ben. Burada ineyim. Bırak ya, öderim ben. Eksik kalsın. Onun da lafını yaparsınız. Geliyorum, geliyorum. Müessesemizin ikramı. Ya teşekkür etme fırsatı bulamamıştım sana. Çok da mahcubum. Teşekkür ederim. Bir daha tekrarlanmazsa sevinirim. Elimden geleni yapacağım bunun için. Sen burada kalan kızın arkadaşı mısın? Kuzeniyim. Bir süre buradayım. Çünkü pislik ev boşaltmanı söyledi. Evet. Sence de garip değil mi? Kesinlikle çok garip. Yani Tunuş'la birlikte yaşadığımız evde. Sırf kontrat onun üzerine diye ki o zamanlar kirasını, depozitosunu, her şeyini ben ödedim. Onu demiyorum. Onu kastetmemiştim ben aslında. Böyle karşılaşıyoruz ya sürekli. Onu diyorum. Evet, bu da çok garip. Yani kesinlikle çok garip. Ben de bugün bunu düşündüm, seni düşündüm. Yani seni derken böyle garip garip sürekli karşılaşmamızı. Artık komşu olduğumuza göre çok da garip olmayacak karşılaşmamız. Evet.
Bu arada hala tanışmadık. Değil mi? Evet. Özgür ben. Ezgi. Memnun oldum. Ben de. Ezgi. Cansu. Tamam, görüşürüz o zaman. At da böyle sağa sola at. Ananın evinde bu kadar rahat değilsindir ya. Şuraya bak. Çanta bir tarafta, telefon bir tarafta. Hayır yani. Düşünüyorum, düşünüyorum da anlamıyorum. 3 yıldır evliliğin E'sini anmayan adam kalkmış burada 3 ayda evlenme teklif ediyor. Hem de arka masamda. Bak şurada. Şişt, parmağı. Şurada. Ya ben her şeyi anlıyorum da benim asıl anlayamadığım şey şu. Niye bu mekan, niye ben? Hı. Hı, hı ya, hı. Yok bir şey, hı. Özgür, ben çıkıyorum abi. Gizem'i de evine bırakacağım. Ben kalayım isterseniz. Yok canım benim, gerek yok. Sen git hadi. İyi geceler. Sen iyisin değil mi? İyiyim, iyiyim hadi. Hadi. İyi geceler. Canım, hadi kalk yerine yat. Hadi bir uyansan mı, toparlansan mı? Kapatıyoruz çünkü. Sana bir taksi çağıralım. Ne dersin? Ev adresini hatırlıyorsun umarım. İnanabiliyor musun? Ana evi boşalt dedi. Pıstık. İnanamıyorum ben. Zaten genel olarak hiçbir şeye inanamıyorum bu gece. Nerede oturuyorsun? Adil. İstanbul'da. Çok açıklayıcı oldu gerçekten. Ben de bu açıklama bekledim. Bir özür. Belki bir pişmanlık. Bekleme. Ne yapacağım ben seni yaşma? Hadi, hadi, hadi kalk, hadi gidelim. Hadi lütfen. Perişanlık ya, Allah. Hey, sen böyle bir güzel uyu. Bir daha karşılaşmamak ümidiyle. Ağlıyor musun? Hayır, ağlamıyorum. Ya, inanılmaz bir yalancısın ya. Hemen ikna ettin beni şu an. Ne oldu? Tamam, ağlıyorum. Çok mutsuzum. Niye her şey bu kadar zor? Tek istediğim şey beni birazcık sevmesiydi. Mutlu olmaktı. Sence ben çok mu çirkinim? Hayır. İtici miyim? Hayır. Gerçekten mi? Beni üzmemek için böyle hayır, söyledin. Hayır ya. Hayır.
Hayır yani şimdi oraya doğru pek benim tipim sayılmazsın ama yani bence çok güzel bir kadınsın. Yani, doğalsın bir kere. Olduğun gibisin. Hatta en fazla olduğun gibisin. İçin dışın bir. Bunu da bu zamanda bir kadında bulmak çok zor artık. Bu anlamda özelsin. Bu da yüzüne yansıyor. Hayır. Ben yapmış olamam değil mi? Nasıl bunlar ya? Bir de utanmadan beni bırakıp gitmiş. Hadi. Allah'ım ben ne yapayım? Bir şey yapmadım. Benim sarhoş halimden faydalanmış. Pislik. Nasıl gösteririm dini? Önce ben öptüm. İki irtibat duydum diye hem de. Nasıl bir ilgi açlığı var bende o fizik. Önce sen başlatmış oluyorsun. Şuraya bak, resmen kaçmış ya. Apar topar. Ya İzan bir teşekkür eder, ne bileyim böyle bir nezaketen de olsa yani. Ne güzel adamı etkilemişsin. Özel biri olduğuna inandırmışsın. Ne yapıyorsun diye sorulur mu salak? Bekle, sakin ol. O zaten soracak. Her şeyi berbat ettim yine. Haklı, çok haklı. Ben erkeklere böyle davranmaya devam ettiğim sürece onlar da bana böyle davranacak. Ben de hayatım boyunca yalnız kalacağım. Bir de hava yapıyorum. Nasihat alacak falan değilim diye. Ne güzel öğretecek bu kuralları. Evde mi acaba?
Ne yapacağız oğlum? Ha? Fikrin var mı? Nasıl yapacağız bu işi? Gururun sırası değil Ezgi. Ah, bu kuralları öğrenmem lazım. Yoksa bir başarısızlıkta da atacağım kendimi şuradan aşağı. Sakin ol. Sıkıldın değil mi bütün günlerce? Koşturayım mı seni? Ha? İyi misin? İyi misin? Vallahi görmedim. Yemin ediyorum diyorum. Çok özür dilerim ya. Ya ne bileyim burada gezindiğini senin. Bakayım, bakayım. Kalk, gel, gel. Sırf zararsın hayatıma. Kafamı yarıyordun neredeyse. Hayatım 1500 kere özür dedim ben. Ne bileyim oradan girdiğini, senin gezindiğini. Ya kusura bakma gerçekten çok özür diliyorum ya. Tamam ya, tamam. Zaten böyle bir akşam anca böyle son bulabilirdi. Boşa gitti hazırlıklar desene. Yani aslında tam olarak boşa gitmedi. Bence etkilendi benden. Etkilenir tabii. Ta ki sen işte fazla konuşup üzerine gidene kadar. Ya sakın bana ilk adım atıp görüşme teklif ettiğini falan söylemeye gel. Bunu gerçekten yapmış olamazsın ya. Sen üzerime dinleme cihazı falan mı yerleştirdin? Ya cihaza gerek mi var sence? Cihaza gerek mi var ya? Ben seni gördüm kapıdan çıkarken ya. Işıldıyordun ya. Hiçbir erkeğin hayır diyemeyeceği güzellikteydin yani. Sen bu şekilde böyle buraya tek başına üzgün geldiysen bu senin yaptığın böyle nasıl diyeyim? Devasa bir salaklık yüzündendir yani. Başka açıklaması yok. Sen az önce bana tam olarak hiçbir erkeğin hayır diyemeyeceği güzellikte olduğumu mu söyledin? Öyle iltifat falan. Sen biliyor muydun? O iltifat gibi değil de daha çok senin işte yaptığın salaklığın büyüklüğünü vurgulamak için. Bunu anlatmak için yani. Tamam. Kapatalım orayı. Geçmiş. Sen bugün kurallardan bahsetmiştin. Evet. Sen de ukalalık yapıp dinlememiştin. Sonra bana ağlayarak gelme demiştin ben. Değil mi? Tamam. He. Öyle oldu diyelim. Sen peki o kuralları paylaşmak, yardım etmek falan ister misin? Yani bu kız öyle bir kız olmalı ki hem sana bir konuda çok ihtiyaç duyacak ki seni ispiyonlamasın, hem de seninle sevgili olmak istemeyecek ki sonrasında sana yapışmasın. Şşt. Hey. Yardım etmek ister misin? Edeceğim, sana yardım edeceğim. Ama bir şartla. Bir geceliğine sevgilim olmayı kabul edersen. Gel. Oldu mu? Çok yakıştı. Gel. Yakışır. Evet, tut. Hı. Sen bunun için doğmuşsun ya. Bunun için yaratılmışsın. Şu eller var ya, dümen tutmak için yaratılmış. Öyle mi diyorsun? Evet. En zorunu atlattık. En zoru bu muydu? En zoru her zaman ilk adımı atmak. Hızlanalım biraz. Evet, hadi. Buradan mı? Evet, aynı anda ikisini biraz ileri itiyorsun. Çok değil, biraz çek, biraz gerçek. Evet. Sana dedim bana duman verilmez diye. Bahsettiğim yer burası işte. İnanılmaz. Çok güzel.
Keşke hazırlıklı gelseydim, yüzerdik. Yüzelim. Kıyafetlerle mi? Daha önce duşa girmişliğim var. Şimdi o başka, onu karıştır be. Ya da şöyle yapalım. Hayır, bak, bak hayır, hayır, hayır! Manyak. Tamam be, bir şey yok, sakin ol. Ne sakin ol ya, ölüyordum az kalsın. Ölüyor muydun? Gelsene buraya bir saniye. Sence ben sana bir şey olmasına izin verir miyim? Hı? Şu an bana ne söyleseniz, ne yapsanız haklısınız. Kendimi üzmekte, başımı belaya sokmakta üstüme yok. Ama bu sefer çizgiyi fazla aştım. Yani sadece kendimi değil, sizi de üzdüm. Hele annemi. Bana benimle gurur duyduğunu söyledi. Yani gerçekleri öğrenince nasıl bir hayal kırıklığına uğrayacak, nasıl üzülecek kim bilir. Sevim teyzeyle Ebru'yu düşünemiyorum bile. Her şeyi mahvettim. Canım. Bu sadece senin suçun değil. Evet, hatta hiç senin suçun değil. Yani sen bir vaade kapıldın ve kontrolünü kaybettin. Daha doğrusu kontrolünü kaptırdın. Hem de kendinden başka kimseyi düşünmeyen bencil bir erkeğe. Deniz, Cansu bakın dışarıdan nasıl görünüyor biliyorum. Ama bu Özgür'ün aklına gelebilecek bir şey değildi. Nasıl düşünebilirdi? Allah aşkına son 24 saattir yaşadıklarımız kimin aklına gelir? Evet ama yalanın yalını getireceğini düşünebilirdi değil mi? Canım. Bak artık bu yalana bir son vermelisiniz. Olmaz böyle. Tabii eğer yalan gerçek olmadıysa. Yok hayır. Ezgi? Hayır. Bana sakın Özgür'e aşık olduğunu söyleme. Olmadın değil mi? Ben erkeğim bir kere yani. Öyle beynimle kolay kolay düşünemem ki. Ama ne yaptım? Kendimi kontrol etmeyi bildim. Niye? Sen bana aşık olma diye. Yok ya. Bana bak. İçin çok rahat etsin, tamam mı? Asla ama asla senin gibi bir serseriye aşık olmam ben. O çirkin fantezilerini de kendine sakla. Hiçbirini benimle yaşayamayacağız. Saçmalamayın. Allah aşkına. Ben size ne söyledim? Sadece Serdar'la ilgili taktik alabilmek için teklifini kabul ettim. Aramızda bir şey yok. Olması da mümkün değil. Kuzum senin daha fazla üzülmeni istemiyoruz. Ondan bunları konuşuyoruz seninle. Biliyorum ama içiniz rahat etsin. Ya gerçekten. İyi bakalım öyle diyorsa. O zaman biz gidelim otele. Kına için hazırlanıp hızlıca geri gelelim. Aynen. Tamam güzel güzel giyinin. Hadi görüşürüz o zaman. Canım hadi. Hızlıca geliyoruz. Aklınız bende kalmasın. Hazır mısın? Aşkın dansına hazırım. Tango aslında aşkın değil de daha çok acının dansı diyebiliriz. Acı mı? Yok artık. Bildiğin aşk ya, yani ben hiç acı kısmını bilmiyordum. Tango hakkında bildiğin herhangi bir şey var mı özellikle? Dans işte. Tam tahmin ettiğim gibi. Tango, Latince, dokunmak anlamına gelen tangere kelimesinden türemiştir. Şimdi ağırlık aktarımı yapacağız. Hisset, benle beraber dönebilirsin mesela. Evet. Evet. 1800'lü yıllarda işçi sınıfından birçok Avrupalı göçmen büyük umutlarla Güney Amerika'ya göç eder. Ama
umduklarını bulamazlar. Bütün bu hayal kırıklıklarıyla kültürlerini harmanlayarak tango dansını ve müziğini oluştururlar. Evet. Ayağını biraz kaldır şimdi. Uyumun en güzel resmini çizen bu dans, yersiz yursuz bir kadını, umutsuz bir aşkı, dışlanmayı, acı çekmeyi, hasreti, tutkuyla karışık kızgınlığı yansıtır. Tango stilleri adeta evliliğin aşamaları gibidir. Amerikan tangosu ise aşkın ilk başladığı, her iki tarafında çok romantik olduğu, herkesin birbirine en iyi taraflarını gösterdiği bir aşamadır. Arjantin tangosu ise tutku, öfke, mizah gibi duyguların tavan yaptığı zamandır. Uluslararası tango aslında evliliğin sonu gibidir. Evlilik bitmiş olsa bile çocuklar için birlikte kalalım çabasıdır. Buram buram maçoluk kokan bu dansta erkek devamlı olarak ısrar eder. Kadınsa bunun karşılığında sürekli direnir. Böyle tamamen bir direnme gibi değil, daha çok tırnak içerisinde bir direnme. Aslında erkekle kadının birbiriyle olan savaşıdır. Adeta avcı ile avının tutkuyla yaptıkları baştan çıkarıcı bir tiyatro oyunu gibidir. Evet, bu akşamki dersimiz de bitti. Evet. Teşekkür ederim bu arada. Yani kaç gündür uğraşıyorsun benimle. Ama itiraf edeceğim. Gerçekten çok anlamlı bir dansmış. Çok keyif aldım. Umarım yarın akşam yüzünü kara çıkarma. Ne oldu? Yüzün düştü. Yok. Yalan söyleme, düştü. Yok. Ya kötü dans ediyorsam yarın rezil olurum. Ya yani. Nasıl ama yani? Bence gayet iyi ediyordum. Öyle hissettim seninle dans ederken. Hayatım işte ben o kadar iyiyim ki. Şu an hep toparladım ben dansı ama yani doktor, zannetmiyorum yani benim kadar iyi olsun. Dans etsin. Haklısın. Benim hiç risk almamam lazım. Yani rezil olmayı göze alamam. Ben bir bahane bulup yarın dans etmeyeyim. Patron olarak destek olurum sana, merak etme. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Seni de boşuna yordum kaç gündür. İyi oldu, pratik oldu bana ya. Güzel oldu. Neyse. Ben gideyim o zaman, geç oldu. İyi geceler. Bir başka oldum senle, bir başka ben. Kim derdi aşkla vurulur her caybeden. Dünyada var mıdır hiç yanmadan sönen. Yanmadan sönen. Bundan sonra durmaz, hiç uymaz bana gözlerin lazım. Sonra kal.
Nasıl? Sevdin mi? Çok güzel. Kabul et. İyi fikirde. Aferin de bana. İyi fikirde. Desene. Aferin de. Çok iyi fikir değil mi? Çok iyi. Fikirdi, kabul et. Tekrar et. Çok güzelmiş burası. İyi ki gelmiştin. Ne? Canım sıkılınca, yani ki biliyorsun biraz fazla sıkılıyor. Hep buraya geliyorum, hiçbir şeyim kalmıyor. Gizli yerindi yani burası. Yani çok gizliydi. Kaç kişi sordu, kimseye söylemedim. Ama artık ifşa oldu tabii. Sırrımı seninle paylaştım. Çünkü ben senin suç ortağınım mı? Suç ortağı mısın? Hmm. Annenlere ayıp olur falan diyorsan kalkabilirsin. Olmaz ya onlara ayıp. Beklesin, beklerler bence. Beklesinler. Olmaz değil mi ya? Bir şey olmaz ya. Ama olmaz. Akşama kalalım bence çünkü akşamı güzel buranın. Bence de. Yani... Gecesi de güzel. Evet. Kalalım bence biraz daha ya. Vallahi bak zaten annenler falan yemekte. Evet. İşler bu plan. Bence de. Kalalım o zaman. Evet bence de kalalım. Tamam o zaman bir şey soracağım. Hazır mısın? Hmm. Bir fikir daha geliyor. Hmm. Aşırı şahane bir fikir. Öyle mi diyorsun? Aç mısın? Olabilir aslında. Tamam. Ne yapacağız? Hazır mısın? Hazırım. Tamam. Tamam. Çünkü bu araba çok alçak. Bayağı efor sarf ediyorum, seni anlıyorum. Buyurunuz efendim. Ah, ah. Kusturdum köfteci köfteci diye. Ama değdi. Bir sürü yol yaptık. Ama değecek bak, inanamayacaksın. Var ya hiç pişman olmayacaksın. Tam tersi. Ne olur o yollara beni bir daha götür, ben böyle köfte yemedim diyeceksin. Peki. Ayrıca, sen çok şanslı bir adamsın. Birazdan burada gün batacak, inanamayacaksın. Buranın bir gün batımı var. Evet. Var ya. Evet. Günü batırırız zaten. Akşamı bence çok güzel olur. Olur mu? Evet. Tamam. Bence de olur. Acıktın mı? Çarparsam söyle. Kontrol altında, harikasın. Şövalyelemelerim çok iyidir. Aşırı iyi, ben biliyorum tangodan onu. Evet. Ne yapsak, gitsek mi? Aa. Niye? Bana kadar. Öyle konuşmamıştık. Öyle konuştuk, ben öyle anladım. Sen ben yemem dedin sanki. Öyle konuşmuştuk sanki. Anlaşmamız bu değil de. Ben de ısıracaktım bir şeyler. Biraz. Vallahi iyiyim değil. Neden? Daha önce yiyemedim bunu. Bu nasıl bir lezzet diyeceksin? Nasıl? Çok iyi. Aşırı iyi değil mi? Ya çok ayıp. Yakışıyor mu hiç? Restoranın var senin. Verir misin? Hı. Nerede centilim? Ben de kısırayım. Nerede kısırayım? Ha. Olur. Duranmış. Teşekkür ederim. Benim olabilir mi? Çok iyiymiş ya. Gerçekten çok sevdim burayı. İki köprü aynı anda. O da güzel yani. Çok güzel değil mi? Işıl ışıl, cap canlı, hareketli. Ama işte çoğu zaman yorucu, korkutucu. Ama öyle yerleri, öyle köşeleri var ki insan huzur buluyor. Hiç bırakmak istemiyor. Şey gibi de, insanın görünen yüzüyle içinde sakladığı yüzü gibi. Bak bu bana tanıdık geldi. Sana benziyor sanki biraz. Biraz. Benziyor. Şu bir türlü cevaplayamadığın soruya gelsek mi ufak ufak? Bunu bir cevaplandırsak mı artık? Ha? Hiç bana o ifadeyi takınma. Tekrarlamayayım ben soruyu, sen direkt cevabı ver. Senin için bu sorunun cevabı çok mu önemli? Önemli yani.
Bir zahmet. Olmasın mı önemli? Neden? Ama şu an soruya soru oldu. Ha? Ben cevap bekliyorum benim şu an. Sen önce bana bir cevap ver. Ona göre diyorsun yani. Ha sen oldun ha. Boyunuz kulağa geçti. Vay be, senden bunu da duydum ya. Sen daha dur bakalım benden. Neler duyacaksın böyle giderse de. O cevaplayamadığın soru benim için önemli çünkü... benim böyle kafamda bir şeyler var. Onların oturmasına yardımcı olacak. Ne gibi şeyler? İşte ne gibi şeyler? İşte terasta anlattım ya sana uzunca. Sırayla soyunmaktan falan bahsettim. Öneminden bahsetmiştim falan. O, tam o noktadayız şu an. O durumdayız. Yani şimdi benim sıram. Aynen. Tamam. Sana yalan söyledim. Çünkü... Sana yalan söyledim çünkü... Çünkü? Çünkü... Ne çünkü gir artık şu cevaba ya. Çünkü yemeğe gittiğimi düşünmeni istedim. Kaçamak bir cevap oldu şu an. Niye öyle düşünmemi istedin peki? Benim sıram. Sen söyle. Kafanda tam olarak ne gibi şeyler oturtmaya çalışıyorsun? Senin benimle ilgili düşüncelerini isterim. Neden yemeğe gittiğini düşünmemi istedin? O geceyi Yeşim'le geçirdiğin için. Oo, saniye. Ben o... Öyle bir şey yok. Ben o geceyi Yeşim'le falan geçirmedim. Yani orayı bir netleştirelim, açıklığa kavuşturalım. Yeşim bir süre kaldı, kısa bir süre. Gitti sonra. Öyle mi? Yani yalanın sebebi buysa bu arada... Kıskanmışsın beni demek ki. Cevap sırası sende. Bence ben cevabımı verdim. Evet, verdim. Thank you.
yaptınız Nazanne? Çok sinirli. Ya bu kadar olmaz ya. Her şeyim ayağımıza dolanır ya. Ama buraya kadar. Artık yalan dolan yok. Ben her şeyi anlattım anneme. Artık en bizim sayfa açabiliriz gerçekten. Açalım gitsin. De ben bunun o kadar kolay olacağından emin değilim. Annem çok sinirli. Burada oturmamı istemiyor. Her an taşınabilirim. Sırf yalan söyledin diye mi peki bu sinir? O da var. O da var. Başka ne var? Başka? Başka ne var? Yan yana olmamızı istemiyor olabilir. Neden ki? Belki korkuyordur. Neyden? Sana aşık olmamdan. Siz de bana aşık olabilir misiniz? Hayır. En son bana aşık olup olmadığını, yok ha. Senin bana aşık olup olmadığını soruyorduk. Evet, o konuda. Takribi ne zaman olursun bana aşık? Olurum gibi, yani öyle hissediyorum. Sen ne zaman olursun? Yani bu da önemli çünkü. Ezgi! Kızım sen misin? Efendim anne! Ay! Kızım ne yapıyorsun orada sen? Ay kızım kıyafetlerinden suya mı girdin? Ne yapıyorsun sen? Aa anne aşk olsun ne münasebet. Kıyafetlerle niye havuza gireyim ben? Ayağım kaydı düştüm. Yavrum çık çık. Vallahi donacaksın hasta olacaksın. Çık çabuk hadi. Çıkamam anneciğim bana banyodan havlu getirir misin? Kızım ne havlusu kimse yok zaten etrafta çık hadi. Olur mu anneciğim aşk olsun ayıp yani konu komşu görür. Ay yok yok dur. Ay Allah'ım ya Rabbim. Vallahi kafam döndü ha. İyi misin? İyiyim. Çık yavrum çık. Ah evladım. Ay çocuğum dondu. Çık dışarı. Kızım senin ayağların mı bozuldu iyice? Tövbe estağfurullah. Dur bakayım. Ay nasıl düştün kızım oraya sen? Hemen bir sıcak duş al. Ben de sana bir ıhlamur falan yapayım. Anneciğim ayağım kaydı. Heyecanlandım ben galiba. Neyse hiç önemli değil. Sen bana ıhlamurun suyunu koy. Ben hemen geliyorum. Tamam. Onu mu alacağım? Tamam hadi. Ay Allah'ım yemin ediyorum bunun ayarları kaçtı burada ha. Öf! Öf! Yengem korktum ya. Yabancı değil yenge Özgür. Sakin ol. Ne bu hal? İşte benim böyle bir takım serseri hallerim. Başına buyruk. Var bende böyle hareketler ya. Böyle bir arada basıyorlar bana afakanlar, sıcaklar. Atlıyorum böyle havuza. Yapıyorum öyle şeyler yani. Kıyafetlerle? Tabii canım kıyafetle çıplak olur mu? Çok tepki çeker. Bir görüyorum maazallah komşu komşu olmaz yani yakışık almaz. Duşa falan da ben böyle giriyorum aslında arada. Böyleyim yani bir garibim. Sen uyu ama çok tatlı uyuyordun. Bölünmesin o uykun kaçmasın. Ne dedi bu? Var mı onda bir iş? Dur bakayım. Bak sen. Mehtaba karşı havuz keyfi. Oh. Hadi bakalım. Ya anladın ya konuyu. İşte biraz böyle vintage olursa çok güzel olur. Yeşilçam kafaları gibi düşün yani. Evet, evet o tınılarda. Aynen o da olur. Süpersin. Tamam gel. Evet, evet. Ben arıyorum seni. Arayacağım. Beni çağırmışsın. Ya o bir ay değilmiş o süre ya. 15 günmüş. İyi ama ya yine de bir bağlayıcılığı var yani. Evet evet ya olur. Yeter bize. Bir de şöyle bir şey var. Hani etik olarak senin yerine yeni birini bulana kadar beklemen de lazım ya. Çünkü etik önemli. O da bize zaman kazandıracak. Yani yeni birini bulunca ben gidebiliyorum. Öyle mi? Evet ama hani senin yerine yeni birini bulmamız o kadar kolay olmayacağı için hani o da ekstra bir zaman verecek bize. Bunları arda arda böyle ekleyince, birleştirince bayağı bir zamanımız olmuş oluyor. Neden kolay olmuyormuş benim yerime birini bulmak? Sayayım mı ben şimdi tek tek? Övülmek mi istiyorsun? Yaratıcı, akıllı, pratik zekalı, terelelli, konuşkan demek istedim. Konuşkan, güzel kokan. Korkuyorum. Güzel kokan birini nasıl bulacağız senin gibi? İnsanlar iş almadan önce koklamayacaksın değil mi? Niye koklayayım? Kavuğumu seçiyoruz. Koklam. Bir şey yok. Yok. Yaklaşmam bile yani. Bana niye yaklaşıyorsun? Sana yaklaşıyor değilim aslında. Senden uzak duramadığım için o. O fark var ince bir fark var. Yok yok. Büyük bir fark o. Biraz. Özgür Bey ne yaptın? Oğlum nasıl... yavaş ya. Kır şu kapıyı ya.
Kapıyı kır bence. Değil mi? Ne diyeceksin? Ne diyeyim işte böyle. Buralarda dar. Bu oda böyle dar. Bu oda bir de böyle koyu kahve. Dar zaten dar. Bir de o olunca iyice basıyor. İnsan yani böyle bir süre geçirince mecburen yakınlaşıyor. Mesela ben biraz dursam yakınlaşırım. Yakınlaşıyor insan yani. Mesela bir kere biz burada toplantı yaptık. Ben kendimi bulamadım, kaybolmuşum. Çok şey olduğu için de öyle. Ben çıkabilir miyim? İyi misin Emre? İyiyim. Çık o zaman, iyisin. Tamam. Hadi baba. İznimizi isteyerek çıkarım. Hadi. Aman. Hadi. Ol. Kapatayım. Çalmasın. Çok ayıp oldu. Ne ona ayıp olacak o ya? Hiç olmaz mı ya? Kapı. Hepsi birbirine benziyor. Hepsi kapı gibi duruyor. Kafa karışıklığı oluyor. Bu ofiste öyle bir sıkıntı var. Nasıl yüzüne bakacağım şimdi? Bir şey olmaz ona ya. Ya takma kafana. Çok utandım. Yok. Aklı gitti ha, kendine gelemedi. Ben de gelemeyeceğim. Çıkıyorum ben o zaman. Benim de zaten çıkmam lazım. Çok acil işlerim var. Görüşürüz o zaman. Bay bay. Hoşça kal. Haydar geldi. Şöyle. İyi akşamlar. İyi akşamlar Haydar. Yolculuk nereye? Yukarı değil mi? Ben de çatı kontrolü yapmaya gidiyorum. Aynı yöne gidiyoruz. Bir süre. Haydar, ben seni çok komik buluyorum. Estağfurullah eskiciğim. Nasıl olacak bu komiklik? Stand-up falan. Düşünmez misin? Vallahi düşünmedim değil Özgür Bey. Alsana birkaç eğitim falan. Var mı onun eğitimi ya cidden? Var. Diyorsunuz yani. Var. Çok iyi. Tam benlik yani. Çevrem de beni çok komik bulduğunu söyler. Öyle bulurlar beni. Komik bulurlar. Değil mi? Bastım. Hasta la vista. Özgür Bey. Haydar nerede? Hiç görmedim. Bilmiyorum. O zaman görüşürüz yani. İyi geceler. Görüşürüz. Bir gelsene buraya, bir şey söyleyeyim. Ne söyleyeceğim? Yarın akşam annem olacak. Söyle de şimdiden. Sonra tanıtı olmuş, tamam. Konuşun o zaman ben annemle. Kesinlikle konuş çünkü pürüz oluyor. Olmasın yani. Tamam. Tamam. Hoşçakal. Konuşuruz. İyi geceler o zaman. İyi geceler. Ben konuşurum annemlerle. Kesin sürpriz hazır. Sen mi hazırladın? Hazırlamıştım. Doğum gününde. Ama ben o gece buraya geldim. Burada hiçbir şey yoktu. O zaman... bunu da sen yazdın. Ezgi, ben seninle bambaşka biriyim artık. En güzel aslan, olmaz dediğim her şeysin. İyi ki doğduk sevgili. O zaman... onu da mı getirdiniz kutu ya? Kutu sahibinin yanında olsun. Ha! Benim için mi? Özgür'ün senin için hazırladığı kutu. Aa! Hep senin için. Ne var içinde? O zaman açıyorum. Hayır, hayır, bir dakika, bir dakika. Olmaz. Önce pasta. Cansu! Ya inanmıyorum size. İyi ki doğdun kuzum. Ah, teşekkür ederim. Dilek dile. Çok teşekkür ederim.
tane. Benim nice güzel yaşlara. Teşekkür ederim yaşlara. Ozan. Levent. Tebrikler. Teşekkürler. Hep beraber nice senelere sevgilim. Nice senelere. Birlikte. Ne diyeceğimi gerçekten bilemiyorum. Ya beni o kadar mutlu ettiniz ki. Hayatım boyunca hiç unutamayacağım bir doğum günü yaşıyorum şu an. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki varsın. Yesek mi pastalardan? Düplesek mi? Tamam, birer hadi, çatal. Hadi. Bir dakika, tabak var mı? Tabak iki tane var. Tabakları unuttum sanırım. Tamam olsun, çatallarımız var, hiç problem değil. Şöyle veriyorum, buyurun. Merci. Ben her daim açım biliyorsun, o yüzden şöyle. Ne olacak bizim iştahımız? Hem de en sevdiğimden. Çok kimş ya. Biraz sevgiliye bırak, oradan yenmez. Vitamini burada, nitte. Yalnız... Gözüm döndü şu an. Benim aklım kutuda. Şu pastayı alırsak, çünkü ben kutunun içindekileri aşırı merak ediyorum, açmak istiyorum. Sevgilim, izin verir misin? Vallahi ben de çok merak ediyorum, aç hadi. İçinde tek taş olmadı kesin. Yo, sıra sendeyken yapar mıyım hiç öyle şey? Doğru. On. Çakmak. Artık o diğer çakmağı atabilirsin bence. Attım gitti. Bu ondan. Sıradaki. Bu İsviçre çakısı. Bizim bir bağlanma problemimiz var biliyorsun. O anlamda değil yani. Bizi böyle kaçırıyorlar, bağlıyorlar falan. Ya, pratik bir şekilde keselim diye. Gitti. Muhtemelen bağlanır tekrar zaten. Dursun bu köşede. Bakalım bunda ne var? İlk yardım seti. O şey, ayağa böyle oltalar falan batıyor ya, sende var öyle bir basma huyu cama, oltaya falan. Sakar mıyım ben? Öyle demeyelim ama onun için. Tangoya kesinlikle biz devam etmeliyiz çünkü yanıyoruz yaparken. Bence de. Evet. Tabii tabii. Fitnat ya, şunun sevimliliğine bakar mısınız? Bak. Şunun güzelliğine bakın. İsabet olmuş. Bir dakika. Bunu herkesin görmesini istiyorum. Ya küçük bir kelime oyunu yaptım ben orada. Gerçek bir romantik. Ponçiyim ben, manyak gerçek bir şey. Gerçek bir ponçiksin, evet. Ya, yiyeceğim. Bayağı aşık. Bakalım sıradaki sürpriz ne? Aa. Özgür, ne yapıyorsun? Özgür, inanmıyorum. İtalya bileti. Spore döndür insiyemi. Umarım birlikte gidebiliriz dedim. Düşüneyim. Galiba sabırsızlanıyorum seninle gitmek için. İlk fırsatta. Ben de. Çakın makı. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bir sürprizimiz daha var. Neymiş o? Nasıl? Bilmiyorum. Bana şarkı mı söyleyeceksin? Yani isterdim Nazlı Yarim diye mırıldanayım bir şeyler ama sana daha bu kötülüğü yapmak istemiyorum. Yeni barıştık. Benim planımda yoktu bu. Bu Deniz'le bizim fikrimizde. Evet. Senin için şarkı söyleyeceğiz. Hadi. Tesla. Sen bilmiyorsun tabii ama bunlar bu zamana kadar benim aldığım en anlamlı hediyeler. Bu kadar romantik olduğunu hiç bilmiyordum. Ben de. Şikayetçi misin? Yo, aksine çok keyif alıyorum böyle hissetmekten. Özgür çok garip ama... ben hiç olmadığım kadar mutlu ve huzurlu. Kendimi hiç olmadığım kadar güvende hissediyorum. Bu o kadar güzel bir his ki. Gerçek çünkü yaşadıklarımız. Dans edelim mi?
edelim. Sabahları daha güzel mi oluyorsun? Öyle mi? Uyuyabiliriz bence biraz daha da erken. Bence de. Ben uyanıyorum ve sen yoksun. Düşün. Hii, neden korktun acaba? Gittin mi sandın? Nereye gidiyorsun daha? Hmm, çok açım. O yüzden kahvaltı etmemiz lazım. O domatesler sen de bak onları güzelce kes. Geliyorum ben şunları bırakıp. Bak şimdi neler neler yapıyorum bu domateslerle. Yok. Değil mi? Böyle eve girer girmez böyle içimi böyle bir huzur kapladı. Bir de baş başayız ya. Çok mutluyum ben şu an. Bir de bir şey diyeceğim. Böyle pek aç değilim. Çok açım dedin yolda. Öyle dedim değil mi? Evet. Yok ben şu an böyle bir eve girince doyuma ulaştım yemek konusunda. Uyusak mı biz? Bu saatte. Hı. Yok artık. Uyuyalım. Çok tatlı bu saatte uyumak. Ben çok acıktım. Hadi gel bak çok güzel şeyler hazırlayacağım. Müthiş yemekler hazırlayacağım. Çok acıktım. Hadi gel.
Yalnız ben bir şey itiraf edeceğim sana. Hı. Sırası geldi çünkü o an bu an diye düşünüyorum. Sen bu konuda çok iyisin ya. Gerçekten mi? Gerçekten. Elin inanılmaz lezzetli senin. Tabii yani yaptığın bu yemeğe sen... Hani senin bana olan sevgini kattığını hesaba katarak ben bu yorum yapıyorum şu anda ama çok iyi. Afiyet olsun. Yani tabii senin gibi birinden bunu duymak beni çok mutlu etti. Benim gibi derken? Senin gibi işte zor beğenen, her şeyin top noktalarını görmüş biri. Ezgi. Hı. Ben bütün ezberlerimi unuttum ki seninle. Ya benim yanlışlarım doğru oldu. Bütün doğrularım yanlış oldu. Ben yani kendimle tanıştım sayende. Ya benim içerilerde bir yerlerde bir özgür varmış. Ona tanıştım ben. Ya bütün egolarımdan, korkularımdan arındım ben seninle. Yani nasıl bir şey biliyor musun? Böyle sanki hem tecrübesiz ürkek bir çocuğum senin karşında. Hem de böyle her şeye gücü yetebilecek bir... Adam gibi hissediyorum kendimi. Böyle koca bir adam gibi hissediyorum. İkisi de benim. İkisini de çok seviyorum. Özgür, ben sanki senin yanında dünyanın en cesur kadınıyım. Hiçbir şeyden korkmuyorum. Biz yan yana geldiğimizde ben paramparçaydım. Kalbim paramparçaydı. Ama sanki şimdi seninle beraber yeniden atmaya başladı. Bir oldu. Bunun benim için anlamını bilemezsin. Yalnız önce ben durdurdum. Vallahi benim için sakıncası yok. Güzelmiş gerçekten. Daha kolay. O basit. Bu biz level ötede. Onu da yapamıyorsun ama.
Memur bey. Ben Ezgi'yi görmek istiyorum, kız arkadaşım. Tabii sizin müsaadenizle. Ezgi Hanım'la yeterince görüştünüz. Buradaki hanımlarla da dakikalarca kaldı zaten. Yeter artık. 5 dakika ya sadece. Biz onu sabaha kadar misafir edeceğiz. Sudur, kahvedir, sandviçtir. Bir ihtiyacı olursa karşılarız, merak etme. Yanında olduğunu hissettirseydim, kadınlar sever ha. Halden anlayın ya. Kişisel bilgileri sızdırmak, ticari casusluk, delilleri karartma tehlikesi. Yok, hayır. Yanına giremezsiniz. Hem savcıdan azar işitmeyelim. Bir şey söyleyeceğim. Yalnız şöyle bir durum var. Ezgi'yi azmettiren benim. Ne? Nasıl ya? Değil mi? Ne yapıyorsun? Doğru. Dikkatli bakın bir dosyaya. Orada adı geçen şahıs Özgür Atasoy benim. Yani bilgiler bana sızdırıldı. Ben aslında avukat hanım da beni destekler. Davanın sanığıyım yani. Ne diyorsun Özgür? Şöyle bir şey var. Benim kaçma tehlikem de mevcut. Atik de bir insanımdır ben. Hızlı kaçarım böyle yani. Seri göremezsiniz, anlayamazsınız. Yani ben mesela şu an delilleri karartabilirim. Öyle söyleyeyim yani. Yani bence ne yapalım biliyor musun? Nacizane şöyle bir fikir vereyim ben size. Bence siz beni alın bir güzel yatırın şöyle. Sabahki sorguya kadar bir güzel. Allah muhafaza şimdi... Ben sizin savcıdan azar işitmenizi istemem. İyi bir insansınız. Allah korusun ben delilleri karartırsam şimdi hiç hoş olmaz. Yani karartırım. Bebeğim kurtarmaya mı geldin beni? Çıkartıyor musun? Tamam, seni çıkaramıyorum. Ama yanına geliyorum. Nasıl? İzle şimdi. Bizim karışık işler, derin. Madem suç ortağısınız, alalım. Aynen öyle. Kelimenin tam anlamıyla yanına. Öyle diyorsun. Sevgilim, ikimizi de Allah kurtar. Ne kadar mahkumum olduk biz aşkım. Dudaklı. Alo. Buraya da yollasana biraz onu ya. Biraz yollasan ne olur. Gel şöyle bebeğimize. Senin yerler burada. Necim, hepimizin uykusuz kalmasına gerek yok. Ben beklerim. Hadi sen yavaş yavaş git istersen. Yok, olmaz. Gidemem. Ben de buradayım. Levin teyze arıyorum. Eyvah. Of. Ben bir... Alo. Levin teyzeciğim, buyurun. Ha Deniz. Yavrucuğum, Ezgi nerede? Ulaşamadım ona. Ezgi... Ezgi Özgür'le çıktın Levin teyze ya. Hay Allah, bir türlü yakalayamıyorum çocuğu. Telefonlarını da açmıyor. Ya yavrum ben sana sorayım. Ya biz Ünal abinin kimliğini bulamıyoruz. Baktık burada yok, arabada yok. Herhalde mekanda düşürmüşüzdür dedim. Bir bakabilir misiniz canım? Tabii aynen, biz bakarız. Sen hiç merak etme. Ha, bakarım. Evet, çaylar geldi. Polislerden ikram. Al. Polis. Alo, Deniz. Deniz, polisler bu çayı verdi. Dedi ki bunu dedi götür nezarethane, soğuk olur Ezgi isim dediler. Ne? Cansu'nun sesi mi o? Alo, ne nezarethanesi yavrum? Yavrum ne nezarethanesi? Şimdi bayılacağım burada. Tamam. Bakayım, neredesiniz çocuğum siz ya? Tamam, Nevin teyzeciğim şöyle, sen şimdi bir sakin ol. Deniz bana sakin ol deme. Ne oluyor ya bu, anlatsanıza. Ay bayılacağım ben, Ünal çabuk gel. Bir yanlış anlama oldu ama biz düzeltiyoruz durum, merak etme. Sen şimdi sakin ol, beni dinle, tamam mı? Bende misin? Alo, Nevin teyze, anlatıyorum. Biraz delisiniz bence Özgür Bey. Siz de az değilsiniz Ezgi Hanım şimdi yani. Ya hapse girersem, suçlu bulunursam? Hapse girersek diyecektin herhalde. Unuttun mu seni azmettiren benim? Doğru. Gerçi dışarıda daha çok işime yarardın. Değil mi? Çamaşır falan getirdim. Pislik. Hapisten kaçırma planları falan yapardım. Böyle vücudumu dövmelerle kaplardım. Böyle kaçış planlarıyla full böyle. Saçımı böyle kazıtırdım falan filan. Öyle gelirdim bir tripler. Ha? Çok yakışıklı olurdun. Burada daha iyiyim ama. Ben de. Yani burada iyi değilim tabii. Ama sen yanımda olduğun için iyi. Aslında bizi aynı hücreye koyacaklarsa okey. Kabul edelim, suçu gitsin ya. Mantıklı. Ceza gibi olmaz bana yani.
Alo. Duyamadı bunları ya. Şşt, belalı bunlar. Ben biliyorum. Biz neyiz? Biz de belalıyız. Biz adamı var ya. Oh, oh. En çok belalı biziz. Sıçortayız. Uyuy hadi, dinlen biraz. Bakalım ya. Nasıl gitti? Ben nöbet tutuyorum şu an. Tehlikeli yer burası. Öyle mi diyorsun? Sen uyu. Ah bitmez şu kalbimin derdi. Ah bitmez şu kalbimin. Vay, resmen nazar değdi mekana ya. Yok ya, ne nazarı? Bak ben sana söyleyeyim. Kesin bu işin arkasından da Tolga çıkacak. Hissediyorum ben, resmen kalp çarpıntım oldu. İyice paranoyak olduk. Ay Ezgi, saçmalama lütfen ya. Manyak mı bu adam klimayı bozsun? Denizciğim, sana kötü bir haberim var. Ha. Sence? Olabilir mi diyorsun? Deniz, ben bu adamı gördüm diyorum. Yakından gördüm. O öyle bir manyak ki her şeyi yapar. Özgür'e bak ya. Canım çok sıkkın, ben bir yanına gideyim. Ha, gitme. Kal burada, böyle beraber kalalım. Gitme. Neden? Çünkü Özgür sana sürpriz hazırlıyormuş. Galiba şu an onu konuşuyor. Ne? Sürpriz mi? Hı. Nasıl bir şey yani, ne sürprizi? Yok, ben bilmiyorum. Yani bilmiyorum. Ozan sadece sürpriz hazırladığını söyledi ama o da bilmiyor daha. Canım sevgilim ya. Resmen bela mıknatısı gibiyim. Adamın başına gelmeyen kalmadı. Hala beni mutlu etmeye çalışıyor. İşte artık düşün ne kadar büyük bir sürpriz hazırlıyorsa. Nasıl büyük bir sürpriz sence? Yani ne gibi bir şey? Yani bilemiyorum. Şaka yapıyorsun. Yok yok canım. Olur mu? Yüzük. Olur mu? Olur tabii ya, evlilik. Neden? Kız bir dur be. Bir dur, bir cool dur, bir relax. Ne yapıyorsun? Hareketlere bak. Şşş, sakin. Topla kendini. Tamam ya. Deniz, saçmalama yani tabii ki de. Ben de hemen toparlandım. Şu an Leyda ayarlarıma döndüm. Evlilik at tarafı yüzük. Ne ki yani? Aynen. Ne konuşuyorlar acaba? Aşkım üzülme. Ben klimayı kapattım. Nasıl? Yani bir daha çalışır mı bilmiyorum ama sorun çözüldü. Sevgilim, senin bu çözüm odaklılığın sektörde konuşuluyor. İnşallah bebeğim, bak satışı anım yüzsün. Hadi gidelim buradan. Özgür saçmalama ya, nereye gideceğiz? Yani mekanın ilk geceleri, bundan daha önemli ne olabilir? Sen? Her şeyden önemli sen varsın. Nereye gideceğiz? Fark eder mi birlikteyken? Asla. Hadi bırak elindekini, gidelim. Ozan, sana emanet. Ozan, mekan da sana emanet. Görüşürüz Denizciğim, görüşürüz. Ha, görüşürüz. Tamam, oldu. Gittiler. Çok mantıklı. Evet. Tabii, sürpriz yapacak ya bizimki. Ben biliyorum galiba sürprizi. Yani tahmin ediyorum. Neymiş? Bence Özgür evlenme teklif edecek. Ne? Ondan da o zaman bizimkinin bugünkü stresi. Allah'ım, rüyada gibiyim resmen. Bebeğim, nasıl bir sürpriz yapacaksın acaba bana? Evlilik teklifi, inanamıyorum. Aşkım benim... Hayatım benim. Gel, düşünme. Gel. Daha ne getirdim sana? Teşekkür ederim sevgilim. Ben içeride biraz düşündüm. Ha. Bir kez daha düşündüm. Ne yani. Düşündün? Sen benim hayatımdaki en güzel şeysin. Buna karar verdim ben bir kez daha. Yani düşünüyorum. Hayatımda sen olmasan düşünemiyorum. Hayal bile kuramıyorum yani. Olmasan ne olur bilmiyorum. Vallahi gerçekten bu kadar söyleyeceklerim. Ben de. Yalnız ben bunları düşünürken kahveleri unuttum. Bir tane hemen onları alayım geleyim. Tamam bebeğim. Yüzük kutusu olabilir mi o? Yüzük kutusu? Olabilir tabii ki yüzük kutusu. Benim. Ne oldu acaba? Anneciğim! Ne oldu? Şey düştü. Ne oldu, ne düştü? Şey işte Özgür. Ne? Kutu. Ne kutusu ya? Kutu, şey kutusu.
Alın o. Nerede? Bak orada. O mu? Bir şey olanın yenisini alırım ben. Ne olacak senden? Ya, senden mi? Değerli mi? Saçmalama sevgilim ya. Alınmışı varken yenisi alınır mı? Ne olur al lütfen al. Onu istiyorum. Tamam, sakin ol. Bir tanem alırım. Allah al. Tamam. Alıyorum. Lütfen. Bir şey yok bunda. Dur. Sakin. Allah ya. Sakinim. Dur. Gel. Bak göstereceğim. Dur. Hazır mısın? Evet. Gel. Açabilirsin gözlerini. Bak. Ne bu? Bu ne? Ne 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 ya işte tamam çalışıyor. Çalışıyor bunlar böyle zaten bozulmaz. Yani. Yani bunlar çok sağlam ürünlerdir bir tanem böyle. Bir şey olmaz bunlara böyle kolay kolay yani. Su geçirmez bu ürünler. Bunu böyle al at çevir 30. kattan aşağı düşsün falan. Bana mısın demez yani. Tabii sen niye bu kadar şey yaptın ki bunu? Allah Allah nereden gördün ayrıca yani? Orada ne işi var onu da bilmiyorum. Sen bunu nereden gördün orada falan? Niye duruyor ki zaten ben anlamadım. Kahve içelim ya. Soğutmayalım. İyi içelim tabii. Kutu. Hadi bir tane al. Şu kahve bir şey yok. Allah Allah. Kutusu niye öyle onun? Ha? Her şeye benziyor. Yani her şey kutusu olabilir. Abi aşkım ya sen ne oluyor dedim ne yapıyorsun? Ne tuhaf değil mi aşkım? Yani dün akşam parmaklıkların ardındaydık. Şimdi yıldızların altındayız. Vallahi ben hep seni görüyordum. O zaman da şimdi de. Ben de. Kim bilir yarın ne olacak? Yani ya da 5 dakika sonra. Belli mi olur? Sonuçta sürprizlerle dolu hayat. Yok yok ben artık istemiyorum hayatımda sürpriz müpriz. Yeter doydum sürprizlere. Nasıl ya ben istiyorum. Yani aşkım iyidir sürprizler. Zaten bak saat kaç oldu gözünü seveyim. Dün de uyuyamadık. Ama sen dünden uykusuzsun tabii o yüzden. Yok. Değilim ben. İyiyim. Uyumadın ki hiç doğru düzgün. Olsun. Oğlum. Oğlum. Gel bakayım oğlum. Testa, gel bakayım oğlum. Anneciğim bakayım. Özel bir şey konuşuyorduk şu an. Özlemiş anneciğim özlemiş. Ne yapıyormuş benim tatlım? Ne yapıyormuş benim güzelim? Bekliyor. Uy. Bekliyor. Uy. 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 Tesla bir güvercini açmış biliyor musun? Ne? Nikola Tesla ya ünlü mucit. Gerçekten mi Özgür şu an mı? Şu an değil ya eskiden. Bu Tesla zaten böyle yalnız yaşarmış bir başına. Pek öyle gelen gideni olmazmış yani. Ondan sonra bir gün ne hikmetse bir güvercin konmuş penceresine. Bizim Tesla git sen aşık ol güvercine. Mektuplar falan yazmaya başlamış tabii. Ondan sonra bir tek de bunu açılırmış. Bir tek bunu anlatırmış derdini falan. Yani bakıldığında... Sen de benim güvercinimsin aslında. Yani hayatıma böyle birdenbire süzülüp... Uyudum ben ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.